Merhaba arkadaşlar, Gözde Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir pişi tarifi hazırladım. Şimdiye kadar belki pişi yapmışsınızdır ama böylesini ilk defa yapacaksınız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Hazırsanız hadi hep birlikte yapımına geçelim. Tarifime yoğurma kabının içerisine 2,5 su bardağı ılık süt alarak başlıyorum. Sütün üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant kuru maya, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı tereyağı alıp çırpıcı ile malzemeler birbirine karışana kadar çırpalım. Çırptığımız malzemelerin üzerine 7 su bardağı un ve 1,5 çay kaşığı tuz alıp bir 5 dakika falan güzelce yoğuralım. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 45 dakika kadar gelişip kabarması için bekletelim. (45) dakikanın sonunda gelişip kabaran hamuru tezgaha biraz un serpiştirip üzerine alalım ve yuvarlayarak havasını çıkartıp mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. İlk yaptığımız bezeden başlayarak bütün bezeleri 18-20 santim çapında oklava veya merdane ile açalım. Bütün bezeleri açıp hazırlayınca üzeri kuruyup kabuk bağlamaması için üzerini temiz bir bezle kapatalım. Şimdi de açtığımız hamurlara uygun bir tavayı ocağa alalım. İçerisine 2 su bardağı sıvı yağ koyup yüksek ateşte ısıtalım. Isınan yağın üzerine ilk açtığımız hamurdan başlayarak sırasıyla alalım ve her iki tarafını da nar gibi kızartalım. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
Bir de onun başında da söylediğim gibi şimdiye kadar pişi yapmış olabilirsiniz. Ama bu tarifi deneyince diğer yaptığınız pişileri unutacaksınız. Şu anda da gördüğünüz gibi ben üzerinden kabarmasın diye bastığım halde benimle inat edip kabardıkça kabarıyor. Artık pişilerimiz servise hazır. Soğutmadan sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izleyip tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.